Hadi biraz ağaç şemaları hakkında konuşalım. Evrim ağacı ya da filogenetik ağaç, farklı türlerin birbirleriyle ilişkilerini görsel olarak ifade etme yöntemidir. İlk başta tek bir türü temsil eden bir dal ile işe başlarız. Mesela bir deniz yıldızı türü olan Coryaster granulatus ya da insan gibi. Bu dalın üst kısmı türdeki her bir organizmayı kapsar. Yani tüm insanları ya da tüm Coryaster granulatus türü deniz yıldızlarını. Eğer bir dal boyunca geçmişe doğru yolculuk edersek, iki dalın birleştiği yerde türlerin ortak atasına denk geliriz. Şimdi bunun yerine zamanı ileri saralım. Bu ayrım noktası, ortak ata olan türün iki farklı tür olarak dallandığı evrimsel andır. İşte bu sürece türleşme deniyor. Zaman ilerledikçe daha fazla dallanma olur. Yani daha fazla tür ortaya çıkar ve biyoçeşitlilik artar. Ve sonunda da şuna benzer bir ağaç elde ederiz. Bu ağaç, organizmaların çıkış noktalarına dair hiyerarşik düzeni ve hangi türlerle daha yakından ilişkili olduklarını gösterir. Tabii bu, gerçek bir zaman çizelgesi değil. Ama yine de zamanın ilerleyişini buradan görmek mümkün. Daha eski zamanlar ağacın alt kısımlarında yer alırken, daha yeni oluşmuş ayrımlar uçlara yakın konumlandırılıyor. Genel olarak türler birbirine ne kadar yakınsa o kadar fazla özellik paylaşırlar. Daha alttaki dallar uzaktan ilişkileri ve daha az ortak özellik olduğunu gösterir. Bir özelliğin bulunduğu konum, o özelliğin ilk defa ortaya çıktığı ortak atayı gösterecektir. Hadi şimdi çevrenizdeki canlılar dünyasına ait yeni bir şeyler daha keşfedin.